Bayramda Kıbrıs'ta sahne alan Ferhat Göçer'den ardı ardına itiraflar geldi. Yeni saç modeli ve Nisan ayında hafif yaralı atlattığı otomobil kazası ile ilgili çok önemli bir detayı açıkladı Ferhat Göçer. Kıbrıs'a gidiyoruz. Ferhat Göçer sevgilisi Ömür Gedi'ye ısrar etti ve sonunda kabul ettirdi. Başlarda Ömür biraz şey yapıyordu aslında. Biraz daha kendine gelsin, daha büyüsün. Şu anda daha küçük. O zaman size göstereceğim. Ferhat Göçer Kıbrıs'ta bayram konseri için sahnedeydi. Divane gül, divane gül. Ünlü şarkıcının dikkat ettiyseniz saçlarında bir değişiklik var. Ferhat Göçer saçlarını arkadan bağlamaya başlamış. Abi saçın uzadı. Evet. Arkada topladın mı? Topladım. Bir görebilir miyim? Yok. Yok. Onu başka zaman izleriz şimdi. Muhabirlerin yeni saç modelini görme teklifini kabul etmedi Ferhat Göçer. Biraz daha kendine gelsin, daha büyüsün. Şu anda daha küçük. O zaman size göstereceğim. Bayağı artık zorlanmaya başladık bu parlamakta. Ama şey yapıyoruz. Şimdi tabii sahnede nasıl şey yapacağımı bilemedim henüz daha. Küçük bir saçının topuzu henüz küçükmüş. Bu fikir kendisinden çıkmış. Ömür Gedik aslında bu modeli beğenmemiş. Kimden çıktı? Tamamen beni fikrim. Hatta başlarda Ömür biraz şey yapıyordu aslında. Ya ne falan filan aslında. Ama hani bir deneyim dedim ya. Uzun yıllardır öyle bir şeyimiz vardı. Mümin adam seni benim gibi korur mu? Geçtiğimiz aylarda trafik kazası yapan Ferhat Göçer, kaza anında sevgilisi Ömür Gedik'le telefonda tartıştığını ilk kez itiraf etti. Telefonda bilmem ne yok, sen şöyle yaptın, bilmem neyi buraya mı koydun, yoksa oraya mı koydun, bilmem ne böyle garip şeylerden bir şeydi. Ondan sonra Allah'tan telefondaydık yani. Şey yaptım çünkü şoför uyuyakaldı yani. Biz normal sağ şeritten giderken şoförler konuşurken falan filan bir baktım, şoför hafif böyle sola doğru kaymaya başladı. Öyle bir acayip ki önümüzde bir minibüs, arkasında bir kamyon. Kamyon tabii bizim sola geçtiğimizi görünce o da sağ şeritte gelme, her iki şeritten iki tane araba önümüzden geliyor. Sağa kaysan ayrı, sola kaysan ayrı.